sevgiler diliyorum. Hoş geldin. Merhabalar. Bu ne güzellik ya. Ne kadar yakışmış sana. Teşekkür ederim. O zaman hemen şunu sormak istiyorum Adil'cim sana. Hemen gir olaya. Bir kız erkek arkadaşının karşısına tam da şu kıyafetle çıkar ve kapıyı açarsa ona nasıl bir mesaj vermiş olur? Şimdi erkek iki şey yapabilir. Aa çok güzelsinler veya kaçabilir. Evlilikten kaçıyorsa. Yanlış yere geldim bir dakika. Ben yanlış zilimi bastım falan diyebilir. Yani adamın ne aradığıyla ilgili, ilişkiden ne beklediğiyle ilgili. Evet. Korkutmayın mı diyorsun? Şimdi daha hangi aşamada acaba olacak? İlk bir ay, iki ay evlilik konusu hemen açılırsa bazı adamlar biraz ürkebiliyor. Evlilik konusu o zaman ilk iki ay içinde açılmamalı. Bu mesajı mı aldık senden? Eğer bir kadın direkt olarak bir ilişkiden evlilik bekliyorsa, direkt hani ben ciddi bir ilişki arıyorum diyorsa en başta söylemesinde fayda var. Bunun altına özellikle çiziyorum. Bu önemli bir konu. Çünkü aksi takdirde bir erkek, mesela yeni boşanmış bir erkek, bu çok karşımıza çıkan bir olay. Evliliğe karşı biraz tepkili olabilir. Dirençli oluyor, haklı. Yani yeni boşanmış mesela, 10 senelik bir evliliği arkasında bırakmış. Çocuk var, velayet davaları var, çekişmeli boşanma olmuş. Diyor ki ben şu anda evlilik düşünmüyorum. En baştan bunu söylemesi daha sağlıklı. Ama aksi takdirde böyle bir şey yoksa illa evlilik olacak diye en baştan söylenmemesi daha iyi. Çünkü erkek ürkebilir. Yani ben şu anda önümüzdeki bir sene evliliği düşünmüyorum diyebilir. Ya bu insanların öncelikleriyle ilgili Nilüfer. Bir ilişkiden ne aradığıyla ilgili. Peki bugün elimdeki sorulardan özellikle gitmek istiyorum. Çünkü sevgili izleyenler, burada yazan sorular aslında sizden gelen sorular. Çünkü bayram boyunca da Adil Yıldırım'la birlikte biz yayınlarımızı yaptık. Cevaplayabildiğimiz sorular oldu. Cevaplayamadıklarımız oldu. Ama hepsi benim elimde. Şunu sormak istiyorum. Buyurun efendim. Evli çiftlerden de çok soru geliyor. Evet. Demişler ki efendim yanlış evlilik yaptığını düşünenler evliliklerini bitirmeliler mi? Yoksa bu durumun değişmesi mümkün mü? Yani kurtarılabilir mi? Evlilik için kesinlikle ama kesinlikle mücadele edilmeli. Mücadele etmeye değer. Önemli bir kurum. Toplumu ayakta tutan aile kurumu. Ben bunları her zaman için söylüyorum. Aslında evlilikle alakalı olarak şunun bir kez daha üstüne basmak istiyorum. Bir ilişkide, evliliğe giden bir ilişkide en başta gördüğünüz sıkıntılar evliliği bitiren sıkıntılardır. Bir insanla tanıştın. Evet. Güzel bir ilişkin var ama bazı şeyler seni rahatsız ediyor. Fakat ne yapıyorsun? Görmezden geliyorsun. Görmezden geliyorum. Evet. Onlar daha sonra evlendiğinde de bitiren sebeplerle aynıdır. Onun için evlilik öncesi analiz çok önemli. Yani o insanla acaba ben anlaşabilir miyim ailesiyle? Bana çok gelen bir soru, yani aile önemli midir? Evet. Çok önemli. Hep bunun altını çiziyorsun. Kültür uyumu çok önemli. Evlilik için mücadele edilmeli. Fakat burada soru şu. Şimdi ben sana soruyla karşılık vereyim. Konu ne? Yani üstesinden gelinebilir konular var. Ama temel prensiplerle alakalı ve benim her zaman üstünde durduğum, biliyorsun, hep söylediğim bir konu var. Bir ilişkide, evlilikte veya iş ilişkisinde en önemli konu. Saygı. Ben biraz el yazısı çalıştım bayramda. Güzelmiş biraz, evet. Biraz saygı. En önemli şey saygı. Yani saygıda bir sıkıntı varsa ilişkide onu düzeltebilmek çok zor. Çok zor, evet. Saygısızlık olduysa Nilüfer, tartışmalarda biraz gerginlikler olduysa onu düzeltmek çok zor. Yani umarım öyle bir şey değildir. Evet, bu tabii ki genel bir soru olarak gelmiş. Bir kadın hangi sorularla tanınır? Biz erkek versiyonunu yapmıştık stüdyomuzda ama kadınlar için de, çünkü erkek izleyicilerimiz de var elbette. Erkeğin sorması gereken sorular evet. mı? Aa çok güzel. Hemen çalışalım mı? Tabii ki. Sevgili erkekler, bakın sırf kızlara yönelik yapıyorsunuz aslında, demeyin. Aslında evet, bana da çok geliyor. Niye erkeklere yönelik bir şey yapmıyorsun diye. Bir, erkek özellikle kızın sosyal medyayla ilişkisini bir anlamaya çalışmalı görüşmelerde. Ne kadar yakın sosyal medyayla? Çünkü şöyle bir durum var. Biliyorsun bugün sosyal medya ilişkileri çok yoğun. Ama insanlar aslında birbirlerinden çok, hani karşılıklı görüştüklerinde de telefona bakıyorlar ya. Tabii, kafelerde aynen. falan görüyorum. Kafalar hep böyle. Bu erkekleri gerçekten bozan bir konu. Yani sürekli kızın telefonla ilgilenmesi. Burada kadınlara da fikir vermiş olalım. Erkek aleminden böyle bir şey var. Neticede erkeklerle de bireysel çalışmalar yapıyorum. Sosyal medyayla ilişkisini kesinlikle anlamalı. İki, kızın ailesiyle ilişkisi. Aile ilişkileri. Şimdi mesela şöyle bir durum olabiliyor. Üç kız kardeş, kız ikisiyle de küs. Bir düşünmek lazım değil mi? Anneyle görüşmüyor, babayla problemli. Yani bütün aileli sorunlar var. Şimdi kızı yargılamak anlamında söylemiyorum ama iç yüzünü anlamak lazım. Neden böyle? Evet. Genel olarak geçimsiz birisi mi? Üç, arkadaş çevresi. Değil mi? Evet. Sabit ve eski dostları var mı? Bu iki taraf kesinlikle. İçin de çok önemli. Yani bir kızın kesinlikle. Erkek tarafında bakması gereken için de evet. bence. Erkeğin de kız tarafında bakması kesinlikle gereken. Kesinlikle öyle. Arkadaşlarıyla ilişkisi, arkadaşlarıyla tanışmak çok önemli. Anlatabiliyor muyum? Benim burada erkeklerden bir ricam olacak özellikle. Şöyle bir şey var. Lütfen eski ilişkilere girmeyelim. Bu konuları açmayalım yani. Hani kızlardan bana gelen genelde bir konu var. Ya işte birisiyle tanıştım, çok iyi bir enerjimiz var ama sürekli olarak bana eski ilişkilerimi soruyor diyor. Ya bunu yapmamaları Yapmayalım. Lazım. Doğru. Yani ekslerle ilgili, eski ilişkilerle ilgili kesinlikle konuları açmayın. Çünkü bu yaralar.
ve gereksiz bir konu Nilüfer bu. Aynen. Şimdi bu dört konu bir erkeğin dikkat etmesi gereken konular kesinlikle. Yeri gelmişken bir şeyden bahsedeyim tabii mi? Tabii ki. Hesap konusu. Hı-hı. Hesabı kim öder? İlk yemekte önemli değil mi? Kim ödemeli? İlk yemekte bir erkek kıza hesap ödetiyorsa yani o erkekten hani Zambiya'ya doğru kaçın. Yani hı-hı, kaçın çünkü kesinlikle böyle bir şey yok. Onu söyleyip ilk yemekte yani davet olmaz ediyorsa adam lütfen evet ödesin. Ama onun dışında bir ilişkiye döndüğünde. Hı-hı. Olabilir. Tabii bazen ki arada kız ödeyebilir. Tabii ki. Şurada bir de şu konu var. Eski ilişkileri açmayın konusu var ama şunu bilmek istiyor bazen çiftler. Hı-hı. Sosyal medyada birbirlerini takip ediyorlar mı? Eski ilişkisiyle. Aynen. Aa, etmesi normal mi? Yoksa eğer ediyorsa buradan biraz şimdi sosyal bitmemiş medya gibi bir algı çıkar mı? Sosyal medya konusunda şunu söyleyeceğim. Eğer eski sevgilisinin sürekli olarak hikayelerine bakıyorsa veya işte hani var ya tabirimiz like. Like yapıyorsa büyük bir sıkıntı var. Hı-hı. Bak büyük bir sıkıntı var. Yani bir erkeğin eski kız arkadaşıyla arkadaş kalabilmesi yani milattan önce dönemlerden biri imkansız bir şey. Çünkü erkek beyni için hani birlikte olduğu kadın, bir şeyler yaşadığı kadın her zaman için yine sevgilidir. Hı hı. Bakın bunu söyleyeyim. Bunun tersini iddia eden bir erkeği ben her yerde çürütürüm. Oo, çok iddialı net bir şey olarak geldi. Söyleyeyim. Yani ona ben arkadaş olarak bakıyorum işte dostluğumuz devam ediyor. Bir durum hariç. Çocuklu hı hı, bravo, eşler. Harikasın. Evet. Çocuklu evet eşler çünkü onların çocukları var ve diyalog sürecek. Evet çok güzel bir soru gelmiş bak. Her evet ilişkinin bir şarkısı olmalı mı? Kesinlikle. İlişkiyi somutlaştırmak iyi midir? İşte hediyeler vererek, birbirlerinin fotoğraflarıyla. Yalnız bugünkü sorular şerbet gibi. Öyle yani, bugünkü sorular çok güzel. Benim 2M kuralım var. O da 2M kuralı. 2M kuralı. 2 Manisa diyelim. Manisa'ya selamlar bu arada. Evet, sevgili birisi olsun müzik, birisi de mizah. Bak bu iki konuda çiftlerin anlaşması lazım. Müzik zevki çok önemli. Ben ona katılıyorum. Kesinlikle aynen çok önemli. Yani her türlü müziğe saygım sonsuz. Hı hı. Ama birisi ilişkide birisi bütün gün blues rock dinliyor. Öbürü sürekli türkü halay. Yani nasıl anlaşacaklar biraz zor. Yani anlatabiliyor muyum? Çok neyse ciddi artık onların çok da birbirlerine uyumlanan versiyonlarını yapıyorlar ya. Türkülerden böyle coverlar yapıp. Ama onu söylemiştik hatırlarsan. Zıt kutuplar. Aha. Bunu söyledim. Zıt kutuplar birbirini çeker ama tutmaz. Evet, bu bayıldım ve aklımda tuttuğum bir şey haline geldi. Bunu söyledim geldi ve bunu çok kişi bana tekrarlar. Aha. Evet, bunu söylediniz ve doğru diye. Zıt kutuplar yani farklı olan bizi çeker ama tutmaz, uzun sürmez. Aha. Anlatabiliyor muyum? Orada çimento eksiktir. İkinci konu mizah. Kahkaha atamadığın birisiyle ilişki yaşayamazsın. Çok doğru. İlişki yaşayamazsın. Bazen ruh hali olarak depresif olabilirsin, down olabilirsin biraz. Ama o bir süredir bir kahkahaya ihtiyaç duyarsın. Biraz enerjini yukarı çekmeli. Olmuyorsa kesinlikle olmaz, onu söyleyeceğim. Müzik zevki demişken ortak şarkı hep söylerim. Hı hı. Şimdi burada o zaman çok önemli bir ipucu vereyim ben. Bak. Şimdi yeni ayrıldık Adil Bey, ne yapmam lazım diyen kızlar. Ortak şarkınızı link olarak ona yollayın. Oo, evet, yollayalım. Yaklaşık bir ay sonra yalnız. Bir ay kuralımı biliyorlar. Takip edenler kural biliyor. Kural bir. İlk günden çünkü, böyle bir nişanlıkla karşılama. Kural iki. Bir erkeğin yani bir şeylerin farkına varması 6 hafta falan. Yani biraz geç düşüyor bizde jeton. Onun için bir ay kadar bekleyin ayrılık sonrası. Ve ortak şarkınızı yollayın. Lütfen linkin altına bir şey yazmayın. Sadece şarkıyı yollayın. Düşünsün. İşte hani şey oluyor ya, hani Dostoyevski romanı yazılıyor WhatsApp'tan. Uzun böyle. Hani Dostoyevski o kadar yazmadı falan. Aman sadece şarkıyı yollayın. Yorumsuz. Hiçbir şey değil. Yani o adam neticede bunu anlayacak. Şu an bunu dinliyorum ve sen aklımdasın. Ortak şarkı çok önemli. İkinci konu ortak olması gereken hitap. Ben bazen bireysel çalışmalarda mesela çok örnek verir misin buna? Hemen vereceğim. Bireysel çalışmalarda çok enteresan bir şey görüyorum. 3 senedir birlikte mesela bir çift. Diyorum ki size nasıl hitap ederdi? Bir hitap yoktu diyor. Bakın bir erkeğin ilgisini gösteren konuların başında hitap gelir. Bir adam bir hitap bulur. İlgiyi gösterir bu. Anlatabiliyor yani muyum? Yani güzelim, papatyam bebeğim. Papatyam der, baklavam aşkım der, künefem der, bilmiyorum yani. Evet. Şimdi bir şey, çilek der, bir şey der çok, yani. Çok enteresan hitaplar da var. Ama yani bir özel bir hitap bulur. Seninle alakalı bir hitap bulur o. Klasik hani aşkım değil, hayatım değil. Ve o içinden gelmiştir. Onu ifade ediyorsundur. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Hani vardı ya eskiden karabiberim falan gibi. Ha, doğru evet ama bir yani, hitap bu hitap doğru. Hitap çok önemli. Onun için bu ikisi ortak şarkı. Serdar Ortaç'la kaldı zaten değil mi o da? Başka da inen olmadı öyle. Kullananlar vardır var değil mi? Mıdır diyorsun? Bunlar ne biliyor musun? Anı biriktirmek. Hı hı. Anı biriktirmek. Bir ilişkide nasıl mutlu oluruz diye soranlar var. Anı biriktirmeniz gerekiyor. Anı biriktirmek için seyahatler, birlikte vakit geçirmek. Beni bırakırsan ben ilerlerim, sen sorularla devam et. Bir de şunu sormak istiyorum. Mesela hani doğum günleri de çok önemlidir ya. Evet. Sorularım arasında yok ama bu da benim merak ettiğim bonus şey. Bonus peki.
Yani böyle düşünülmüş bir hediye seçmenin bir önemi var mı? Güzel. Kesinlikle. Yoksa klasik bir şey almak mı? Erkeğe cüzdan, klasik parfüm. Klasik bir şey alacaksanız bence hani erkek almayın dünyasından, hani heteroseksüel dünyayı anlatıyorum, hiçbir şey almayın daha iyi. Öyle bir şey alınmalı ki yani o adam bir şey söylemiştir 3 ay önce mesela, ki kadınlar unutmaz. Evet, 30 sene önceyi de unutmaz. Demiştir ki ya işte ofiste kalemim kırıldı, bir şey oldu falan, hani bir şeyimi kaybettim. Tık gider onu alırsın, onun ihtiyacına binaen. Hiç maddi bir şeyden bahsetmiyorum burada. Yani evet, onu sen söylemiştin. O yüzden düşünülmüş erkeği dedim. Erkeği çok etkiler. Maddiyatına hiç girmedim. Erkeği çok etkiler. Anlatabiliyor muyum? Erkekle ilgili geçen günlerde sosyal medyada, Instagram'da paylaştım. Bakın, koku konusu çok önemli. Klasik bir hediye gibi gözükebilir ama değil. Çünkü erkeği en kolay kokuyla etki altına alırsınız. Koku çok önemli. Erkek için koku algısı çok önemli. Bak, birçok erkekte vardır bu. Yani hiçbir kokuyu algılayamayan adamlar da var. Onlar şimdi kategorisinin dışında. Kategori dışı, ama koku çok önemlidir erkek için. Onun için güzel bir parfüm aldığınızda ve ben erkeğimde bu kokuyu istiyorum dediğin zaman lütfen kelimelerin gücüne inan. Çok ciddi etki altına alırsınız. Evet, bak çok güzel bir soru daha var. Evliliği ya da ilişkiyi bozmamak için bir takım şeyleri saklamak olabilir mi? Yani pembe ve beyaz yalanlar mübah mıdır ilişkilerde? Bir dakika hocam. Bu biraz riskli bir konu. Şimdi burada yalan derken ne gibi şeylerden bahsediyoruz mesela? Çünkü çok geniş bir kavram bu. Güzel, evet, bir soru yalnız. Burada aslında iki şey var değil mi? Bir saklamak var, yani bütününü anlatmamak aslında. Evet. Bir de olanı başka türlü anlatmak, yani yalan var. Şimdi şeffaflık çok önemli. Çünkü şöyle bozulan çok ilişki var. Kız söylemiyor. Aman şimdi ben bu adamı hani kıllandırmayayım, böyle huylanmasın diye. Ama adam bunu keşfediyor ve kötü niyet buluyor burada. Doğru. Aslında kızın kesinlikle bir kötü niyeti yok. Onun için özellikle ilişkinin başında, bakın çok önemli bir konu. 6 ay çok hassas bir süreçtir bakın. Bu 180 gün var ya, erkeğin merceği tamamen senin üstündedir. Tamamen. Ve bir şeyi eksik de, hani eksik bilgi de yalan aslında, dolaylı olarak yalandır yani. Şimdi bunu yakaladığı zaman eleştirebilir. Onun için şeffaflık, bazen ileri derecede şeffaflık bile iyidir. Ya yani şöyle bir şey oldu. Mesela şununla çok karşılaşıyorum. Eski erkek arkadaşı kıza mesaj atmaya devam ediyor. Kız da bunu söylüyor. Engelliyor kız, oradan engelliyor, buradan engelliyor. Hayır, kız bunu söylemiyor. Ha, söylemiyor. Sorun o. Çünkü neden söylemiyor? Farkında ki yeni ilişkisinde adam birazcık kıskanç. Diyor ki şimdi söylersem yanlış anlar. Aman bozulmasın şimdi, güzel güzel bir de yanlış gider anlar şey, diyor. Doğru. Ben size bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Aranızda bunu yaşayanlar varsa mutlaka söyleyin. Neden biliyor musun? Erkek için bir fırsattır o, seni sahiplenmesi için. Bir taşla iki kuş vurmaya ben çok inanırım. O zaman şunu söylersiniz. Yani söylediniz ve adam ilgilenmiyor, demek ki sahiplenen bir erkek değil. Bir de bunu da anlamış oldunuz. Şununla çok karşılaşıyorum bak. Çok acayip, yani daha öncesinde herhalde yoktu bu 80'lerde falan, ama şimdi var. Adama söylüyor kız. Ya beni rahatsız ediyor hani eski ilişkim falan. Adam umursamıyor bile. Böyle bir şey olabilir mi? Bir erkeğin ilişkide ilk önem verdiği şey sahiplenmektir. Doğru. Yani sahiplenmeyen bir insanla evliliği kesinlikle düşünmeyin. Bak, bir adam sahiplenmiyorsa istediği kadar hesap ödesin, cömert olsun veya gezdirsin. Bir erkeğin ana duygusu budur. Mağara döneminden beri budur. Erkek gider avlanır, avını getirir. Anlatabiliyor muyum? Eşini, evini, çocuklarını sahiplenir, korur. Hani yaban hayvanlar, sırtlanlara karşı. Öyle doğru, bir şey var. Aynen. Şimdi bu sahiplenme duygusu bir erkeğin DNA'sında var. Bunu lütfen kıskançlıkla karıştırmayalım. Kıskançlık değil bu. Kıskançlık işte neredesin, ne yapıyorsun, dominasyon değil. Bu şudur. Ben, bak iki kelime, buradayım. Yani ne zaman ihtiyacın olursa ben buradayım. Bir telefonun yeter. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu durumda adam, o eski rahatsız eden eski erkek arkadaşla konuşur ve rahatsız etmemesini uygun bir dille ona aktarır. Yani bir şekilde o erkekler arası iletişim, oraya girmeyelim şimdi. Evet, çok doğru. Bunu sadece böyle eski erkek mesajından değil, ben mesela şeye de çok önem veririm. Bilmiyorum izleyicilerimiz de aynı mı? Vedalaştıktan sonra sana lütfen dikkatli git. Gidince de bana bir mesaj at ya da haber ver vardığını demesi mesela benim için çok önemli kriterlerden bir tanesi. Tabii ki. Yani aklım sende. Seni önemsiyorum. Erkeğin sahiplendiğini anlayabileceğiniz bir diğer konu, iş hayatında veya başka bir konudaki sıkıntınızda bir yorum yapmasıdır. Yani bir yorumda bulunur. Mesela geçen gün işte problemini anlatmıştın ofiste, ne oldu? Müdürünle olan problemi çözdün mü? Çözdün mü, doğru. İşte teyzen rahatsızdı, iyileşti mi? Bak, bunlar çok önemli. Doğru. Yani bunlar biraz, hani bir şey söyleyeceğim burada, erkeğin hani masanın üstüne koyduğu arabanın markasından falan daha önemli, anahtardan daha önemli konular. Anlatabiliyor muyum? Yani burada bu sahiplenen adam çok önemli, onu söyleyeyim. Evet, kesinlikle. İlk randevu yemek mi yoksa kahve gibi daha böyle kısa metraj bir şey mi olmalı? İlk randevu ne olmalı biliyor musun? Çabuk olmalı.
Sosyal medyadan birisiyle tanıştın. İlk randevu ister kahve olsun, ister yemek olsun ama uzamasın. Bir tane tuzak var. Maalesef sırtlanların, yani sırtlan diye adlandırdığımız segmentasyonun tuzağı görüşmeyi çok uzatır. Yazışıyor sosyal medyadan. Şimdi aplikasyon ismi vermeyeceğim. Uzatıyor. 4 ay. Adam diyor ki 4 ay Uruguay'a gittim, oradan Brezilya'ya geçtim. Orada aslında adam oturuyor yani. Bakırköy'de oturuyor. Anlatabiliyor muyum? Sürekli bir senaryo var. Şimdi bu tuzağa düşmeyelim. Hızlı bak. Hızlı tanışmak çok önemli. Ya bana önem veriyorsan kadın şunu demeli. Bana önem veriyorsan görüşelim. Anlatabiliyor muyum? Görüşmemiz gerekiyor. Bu çok önemli. Şehirler arası da olabilir. Adam atlar uçağa gider. Tabii canım. Önem veren bir adam var ya, sana bir şey söyleyeyim mi? Yeni Zelanda'ya gider. Doğru. Yani bir erkek önem verdiği zaman gider. Hiç sıkıntı yok. Burada hiçbir şüpheniz olmasın. Onun için işte kahve mi olsun, yemek mi olsun? Bence önemli olan davranış biçimi. Evet. İlişkinizin mutsuz gitmesinin sorumlusu kim? Bu soruyu sormalı mıyız? Çünkü çoğumuz kendimizle yüzleşmiyoruz ya. Hep karşı tarafta suç arıyoruz. Biraz genel bir soru mu? Evet. Biraz genel bir soru. İlişkinin mutsuz gitmesi derken bir kere mutluluk kavramına bir, yani çok geniş bir kavram. Paylaşım mı mutluluk? Hani tam olarak birlikte anı biriktirmek mi? Hani ten uyumu mu? Aslında, biraz geniş bir aslında kavram. Aslında ben şöyle sorayım bunu. Kendimden de yola çıkarak sorayım. Bizim hep işte bir şey olduğu zaman biraz karşıda suç arama. Şöyle yaptı da o yüzden böyle oldu diye. Yani biraz kendinle yüzleşmek aslında ilişkileri düzeltiyor mu? Çünkü kesinlikle sen öyle. Aslında senin yaptığın insanları ayna tutmak. Kesinlikle öyle. Benim yani en çok kullandığım yöntem bireysel çalışmalarda ayna yöntemidir. Bak şöyle bir şey var. Aslında yaptığımız işin şöyle bir noktası var. İnsanların kendine soramadıkları soruları biz sormak zorundayız. Çok doğru. Hepimiz için geçerli. Anlatabiliyor muyum? Kendine soramadığın, yüzleşemediğin konuları soracaksın ki o kişi kendisiyle ilgili bir pencere açsın. Bu çok önemli bir konu. İnanılmaz derecede. Şimdi bir ilişkide mutsuzluk geniş bir kavram. Ne beklediğinle alakalı, beklentilerin örtüşmesiyle alakalı. Geçenlerde Instagram'da paylaştım. Erkekler çok gamsız. Nilüfer. Ay. Üzgünüm. Kadınlar ne peki? Sabırsız. Sabırsız. Şimdi biz nasıl burada doğru bir tespit değil mi sevgili izleyenler? Şimdi gamsız bak, erkekler, sabırsız kadınlar. Öyle bir dönemde yaşıyoruz ki erkekler muazzam derecede gamsızlar. Erkeğin DNA'sı da biraz öyledir. Yani erkek şeydir ya, tamam hallederiz abi. Yaparız abi. Boş ver. Ya şimdi başıma iş çıkartma. Bizim aramızdaki sohbetler de öyle. Ama kadın mesela bana şöyle mesajlar gelir. Adil Bey sizi dinliyordum ama dayanamadım, mesaj attım. İşte bu. Sabırsız. Çünkü duygu odaklı. Estetik beyin. Şimdi amigdala ile ilgili, beyinle alakalı bir konu. Çok önemli. Bunu anlatmıştım. Yani yapısal olarak çok farkımız var. Ama erkekler de biz de biraz fazla gamsızız yani. Dolayısıyla kadınla orta noktada buluşabilmek normal standart bir erkek için çok kolay değil. Kadınlar sabırsız oldukları için ne oluyorlar? Fevri. Fevri, doğru. Şimdi duygu bekliyor ya. Gelmiyor. Duygu bekliyor. Şimdi birazdan İpek'i davet edeceğim. Çünkü diyaloglar var. Burada erkekle kız arasındaki yani tartışmaların, erkek beynini anlamak için diyaloglar yazdım özellikle. Kadın ağzına geleni söyleyebilir Nilüfer. Aslında orada ihtiyacı, yani beni tatmin et, hani beni ikna et, bana güzel şeyler söyle. Düşündüğüm kötü ihtimallerin olmadığını bana hissettir. Beni ikna et. Ben kadınlardan bunu çok duymuşumdur. Beni ikna et. Bana doğruları söyle. Anlatabiliyor muyum? Erkek ise şöyle bakar. Ya hayatım, hani ben şu maçı bir izleyeyim de ondan sonra konuşuruz. Yani böyle hep olayı öteler. Erteleme. Hep erteler. Burada bir orta noktada buluşmak çok kolay değil. Çünkü davranış biçimi farklı. Mutluluk konusuna gelince bir iletişim en önemli konu. İletişimle sorunlar çözülmeli. Ve bunun için de fevri olmamak gerekiyor. İki kişiye benim şöyle bir tavsiyem var çiftlere. En mutlu olduğunuz anlarda tartışın. Bak altını çiziyorum. Nasıl olacak o? En mutlu olduğunuz anlarda tartışını açıklayayım. Sıkıntılarınız var. Yani bir takım sizi rahatsız eden ilişkide olaylar var. Tamam? Onları o zaman konuşacağız. Lütfen en çok kahkaha attığınız anda açın o konuyu. Yani zaten gergin olduğunuzda, zaten o kişinin o gün kötü bir iş günü falan olduğunda değil. O adam mutluyken bunu açın o konuyu. Yani böyle şey bir üslupla değil, yine gülümseyerek. Ya aklıma gelmişken lütfen şu konulara birazcık daha dikkat et. Bu. Çünkü sinirliyken üstüne gitmek. Zaten enerji yerlerde. Siz yani hani onu tartışmaya, dibe tartışmaya aslında direkt olarak hani zemin hazırlıyor. Burada erkeğin suyuna gitmek anlamında söylemiyorum. Sonuç alma odaklıyım ben. Yani erkeklerden böyle daha çok sonuç alabilirsiniz. Yani kadınlardan bana geliyor. Adil Bey, niye ben bunu hep yapmak, biz alttan alıyoruz diye geliyor, değil mi? Ben bunu yapmak zorunda mıyım diye. Yani şimdi istersen adamı dövsün, o benim derdim değil. Ama sonuç almanın yolu şu. Bu. Ben o taktikleri veriyorum. Yoksa hani üstüne gittiğinizde adam da ters cevap verir ve zaten o bir kısır döngü. Ama şu
isterse adamı dövsün dedi ya, şimdi bu büyür ve gerçek algılanır, şiddetin her türlüsüne karşıyız elbette. Şaka ki ne kadından gelenler, senin espri yaptığını elbette ki biliyorum da. Şunu da sormak istiyorum, şimdi bize hep şöyle denir ya, kadınların beyni böyle çok girintili çıkıntılı, evet. İşte bir şeyin altında bir sürü alt metin, evet, arıyor. Erkekse ne söylüyorsa odur, yani düzdür. Evet, ya erkekler güzel. Hiç gönderme yapmıyorlar mı? Bizde şimdi var ya gönderme yapmak, erkeklerde hiç o yok mu? Bugünkü konularımdan bir tanesini direkt açtım. Kara kaplı defteri hemen açıyorum. Evet, amacım buydu. Erkekler, biraz önce 2M kuralını söyledim değil mi? Hı-hı. Müzik ve mizah. Erkeklerle ilgili 2B kuralı var. Bakın. Hı-hı. Şimdi benim hep formüllerle çalışırım. Hı-hı. Oğlak kafası klasik. Tamam, taktik çalışırım. Bir, basit. Erkekler basit düşünür. Erkek beyni basittir demiyorum. Mutlaka çok estetik beynini kullanan, sanatçı ruhlu veya farklı konularda çok yetenekli erkekler var. Ama erkek var ya, basit düşünür. İki ne? Benzer düşünür. Şimdi bunu anlatacağım sana. Hı-hı. Buraya... stüdyoya. Ama ses geldi, duyuyorsun. Bu reklamın sesi. Bu arada sevgili izleyenler, telefon numaramızı bugün hiç hatırlatmadım. 0212 alan koduyla 333 33 70 ve 71. İlişkilerde neye takılıyorsanız sevgili Adil Yıldırım burada. Reklam sonrası tekrar birlikteyiz. Evet, Adil Yıldırım'la ilişkileri konuşmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dedin ki korkutma, karşı tarafı çıkar nişanlı. Gördüğün gibi normal. Şimdi de İspanyol tarzı oldun, müthiş oldun. Evet, renkli bir kişilik, evet, çizeyim diyorum, doğru çok değil mi? Çok güzel yapıyorsun, bence yakışıyor. Çok teşekkür ederim. Bak Adil, çok güzel bir soru var ki. Özellikle bunu kadınlar yapıyorlar. Bunu, ha pardon, bunu anlatayım, devam ediyoruz. Bunu bitireyim, tabii, çok tamam, özür diliyorum. Özür dilerim. Şimdi tabii ki. Mesajlar gelmiş, çok aynen, fazla aynen, erkek özür diliyorum. Estağfurullah. Şimdi basit düşünür, hı hı, erkek basit düşünür. Şöyle bir örnek vereceğim. Buraya stüdyoya 100 tane adam alalım. Ya bu adamı bir yorumlasanıza, deser şapkalı bir adam der. 100 tane adam şapkalı bir adam. 1.70 boyları da şapkalı bir adam. Bak birçoğu bunu. Ama 100 tane kadına yorumlatın. Ayakkabısı şu renk. Evet. Şöyle acaba kel mi? Acaba şu. Evet. Hepsi niye farklı. Hep şapka takıyor? Detay. Evet. Detay. Erkekler detay düşünmez. Hı-hı. Erkekler benzer düşünür. 100 tane adam Türkiye'nin 7 farklı bölgesinden 100 farklı adam alın. Hı-hı. Söyledikleri kelimeler birbirine o kadar yakındır ki şaşırırsınız. Sanki bu adamlar hep birlikte vakit geçiriyormuş gibi. Ama kadınlar, en yakın arkadaşları bile, 100 tane sürekli birlikte olan, birlikte takılan arkadaşlardan bile yorum alsanız 100 tane farklı yorum gelir. İşte erkek beyni hem basit düşünür, 2B kuralı, hem de benzer düşünür. Birbiriyle yakın fikirdedir. Buyurun efendim. Evet, önce hatta bir telefonumuz var. Okay. Onu alacağız. Adil'cim seni de şöyle alayım. Hemen izleyicimize merhaba diyelim. Cimideyiz Adil Bey. Okay. İzleyicimiz karşımızda. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. Hoş buldum. Buyurun. Ne kadar hoş bir ses tonunuz var Nergis Hanım. Ah, teşekkür ederim. Sizler de öyle. Merhabalar Adil Bey. Merhabalar. Selamlıyorum sizi. Merhabalar. Buyurun ben efendim. Hemen konuya gireyim çünkü kızım hiç durmuyor. Şimdi, Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. Benim eşim, ben 16 senelik evliyim. Maşallah. 16 seneden bu yana ara ara olsa da yalan söylüyor. Hangi aslında konuda? Çok rahatsız ediyor. Yani şöyle, bizim ortak bir evimiz var. Hani kredi borcumuz var. Kredi kartı ben kullanmıyorum. Kullanmamakta da ısrar ediyorum ama hı hı, benden habersiz. Öncesinde 4 defa yaptı bunu. Bu son 3-4 hafta önce de bir kredi kartı daha çıkardı benden habersiz. Hı. Ve ben bunu yakalıyorum her seferinde. İstemiyorum kredi kartı ama kendi harcamalarını yapıyor bu arada. Hani ise değil. Onun altını çıkıyor. Bireysel harcamalar. Bireysel harcamalar. Evet, evet. Bu beni rahatsız ediyor. Hı, yani haksız. Çünkü biz şeyli gidiyoruz, nasıl kontrollü gidiyoruz. Yani bunu aşarsak sıkıntı yaşayacağımızı da biliyoruz. Hı, hı, fakat hı, eşim bunu yapmakta ısrar ediyor. Hı, yalan ya, yani yalan bunun üzerine değil, farklı boyutları da var. Hı, hı. Benim yakalayacağımı da bile bile bu şekilde hareket etmesi benim çok canımı sıkıyor. Evet, alışkanlık yani, haline getirmiş herhalde. Biraz. Böyle ben her şeyi tek başıma yüklenmişim. İşte yalan bir hayat yaşayınca bu psikolojideyim ben şu anda. Hı hı. Hani moralim çok bozuk. Evet. Nasıl davranmalıyım? İlişkinin başından beri böyle mi? Yani evliliğinizin en başından beri, hatta evet, flörtten beri böyle mi? Flörtümüz çok olmadı. Anladım. Biz direkt karşılıklı güvenli bir ilişkiye girdik. Evet. Evlilikle sonlandı. Evet. Hı hı. Şimdi bu bir davranış problemine benziyor. Evet. Yani bu artık hani adamın sürekli olarak yaptığı. Şimdi bazen bir erkek farklı bir ruh haline girip yaşadığı bir travmadan, bir kaostan veya iş hayatındaki bir stresten dolayı davranışlarında bir kayma olabilir. Ama bu diyorsunuz ki ilişkimizin, yani evliliğin başından beri var. Bu en başından beri var diyor. Hiç bir aile terapisine gitmeyi denediniz mi veya profesyonel yardım aldınız mı?
Gideceğim. Öncesinde ben kendim gittim. Halbuki yani eşimle gitmem gerekiyor. Daha birlikte nasıl gitmeniz lazım. Birlikte gitmeniz evet, lazım. Şurada 1-2 hafta sonra bir randevumuz var, gideceğim. Heh. Yani ben hep iyileştirme taraflarındayım. Çaba gösteriyorum ama eşimin de çaba göstermesini istiyorum. Tabii hani ki. Çabam varsa diyorum, bir ilişki gidersen de ben çaba görmeyince ben tek başıma kalıyorum ve çok yoruluyorum. Nasıl ben cevap bunu... verdi size? Bu konuda nasıl bir cevap aldınız? Yani iletişim kurdunuz, en sağlıklı yolu bu zaten. Geçiştirdi Evet. mi bunu? Ben hep konuşma taraflarındayım ama o hep susuyor. Onun iletişim de kurmuyor. Herhangi bir şekilde iletişim kurmuyor. Harcamalar yok. Tamamen ailenin dışında kendi bireysel zevkleri için evet. falan mı? Gezme evet. tozma işlerim yani. Aynen. Yani çok elektroniğe çok merakı var. Kendi sadece kendine harcıyor. Ya biliyorum ben şimdi bencilsiz reklamlardan bak. Önce de söylediniz ya, erkekler gamsız. Evet. Gerçekten iyi bir örneği benim eşim. Bencil, şimdi burada bakın, bencil ve muhtemelen, tabii çok detay soru var hani burada yayında soramayacağım ama bencil ve çocuksu birisiyle karşı, çünkü sorumluluktan kaçan belki de birisi genel olarak Evet. böyle bir yapısı var. Burada profesyonel yardım almanız şart. Size verebileceğim Evet. şöyle bir bilgi var. Ne benim Buyurun. canlı yayında çözebileceğim bir konu bu, ne de sizin Biliyorum. konuşarak eşinizle yardımcı olabileceğiniz bir konu. Dışarıdan Aynen. profesyonel bir yardım alın ve onu ikna edeceğiniz konu bencillikten vazgeçmesi değil. Çünkü siz yapamazsınız onu. Çünkü hani onun bir Kesinlikle. eğitimi var. Siz onu birlikte terapiye gitmeye ikna edeceksiniz. Bütün konu bu. Ya Türkiye'de gerçekten birçok çiftin hani profesyonel yardım alması muazzam derecede önemli. Bu çok önemli bir konu. Çünkü birçok kişiyi boşanmadan döndürebilir profesyoneller. Dolayısıyla yani bu konunun üzerine gitmenizi tavsiye ederim. Bakın Adil Bey, özür diliyorum. Estağfurullah. Yani mesela nasıl diyeyim size, beni dinliyor gibi gözüküyor. İdare Yaptığı ediyor. yanlıştan tamam yapmayacağım bir daha diyor. Aradan biraz zaman geçince işte o zaman bir sene fazla oluyor, 2 sene oluyor. Tekrar yapıyor. Sanki biz onu konuşmamışız. Tekrarlıyor mu? Tekrarlaması çok kötü. O beni çok üzüyor. Yani biz bunu konuşmuştuk, halletmiştik. Ben hallolduğumu zannetmiştim. Bakın Hani burada sanki... vazgeçemediği bağımlılıkları da olabilir. Yani bu para Evet, harcama var. olabilir, gereksiz masraflar olabilir. Bu Var. şekilde o kendisindeki... Kadınların alışveriş hastalığı gibi. Onda da böyle Şimdi bir şey Nilüfer, bu yapıyor benim olabilir. de var, benim de zaaflarım var. Bana diyor ki elektroniğe çok zaafım var. Ama benim de var, her şey var. Ben kendim tutuyorum. Bakın bu madde, şuraya yazdım, çocuksuluk. Yani kendi iradesiyle davranamama olayı Evet. var burada. Yani Hani çocuklar Evet. tutturur ya, bu Aynen. oyuncağı illa da Aynen. istiyorum. Ama bunun Aile der, sebebi şu çocukluğuna anlamamayız. gider. Yani adamın çocukluğuna kadar gider ve Evet, o burada da yüzden dediği gibi psikolojik bir konu. çok teşekkür ediyoruz Nergis Hanımcığım. Ben teşekkür Kolay ederim. gelsin Özelinizi de size. bizimle Çok paylaştığınız sağ olun. için. Buna bitti mi? Şimdi çok kritik bir konuya girebilir miyim? Tabii ki. Yüksek müsaadenle. Tabii ki. Estağfurullah. Şimdi bak, hanımefendi o kadar önemli bir şey söyledi ki. Dedi ki ben sorunları söylüyorum ama hani karşı taraftan yanıt alamıyorum. Şimdi İpek'i acaba Tabii sahneye ki, alabilir miyiz? tabii Çünkü ki. benim şimdi bir yardıma ihtiyacım var bu konuda. Gel bakalım Erkekler İpek'cim. için, erkekler Her için. eve lazım bir İpek. Efendim hoş geldiniz. Merhabalar, hoş geldiniz Hoş yayınımıza. geldin kuzucuğum, şöyle geç. Erkekler için son derece, inanılmaz derecede riskli 6 tane cümle var. Bir erkek kadından bu cümleleri duyduğu zaman yani artık var ya, orada orman yangını başlamıştır. Çok ciddi, tehlikeli bir konu bak. Buraya yazacağım. Şimdi canlandırma yapacağız. Tamam. Bir, yok bir şey. Bunu hangi Biz taraf bunu söylüyor? kadın söylüyor. Burada Kadın söylüyor. kadının Tamam. söylediklerini yazıyorum. İki, umrunda mı? Evet. Şimdi bunlar var ya, bizim için büyük sıkıntı konular. Unut gitsin. Evet. Aslında şu böyle. Kadınlar bunları söylüyor. Aslında ne anlatmak istiyor? Şimdi onu yapacağız. Erkekler bunları nasıl anlıyor? Değil mi? Başlığımız bu Sormana, aslında. evet, sormana şaşırdım. Şimdi bir problem olduğunda, bir çift problemi tartışmak istediğinde veya erkek hani kötü bir his aldığında bunu anlamak ister. Şimdi şöyle bir canlandırma yapalım. Mesela diyelim ki, işte efendim teşbihte hata olmaz yani, diyelim ki biz bir ilişki halindeyiz. Ben soracağım size. Buyurun şöyle alayım size. Diyeceğim ki hani bir kötü bir his alıyorum. Bir gerginlik var, bir sessizlik var ve erkek ne yapmaya çalışır? Anlamaya çalışır, değil mi? Çünkü erkek beyni hamle odaklıdır. Yani Şimdi bir adım daha öne gitmek için yok. bir Şu tarafa problemi doğru. analiz edecek ve çözecek. Erkeğin kafası hep budur. Şimdi der ki hani bir problem mi var canım yani? Yok bir şey. Bir sorun varsa söyleyebilirsin bana. Yok bir şey.
Biz bunu sürekli olarak duyuyoruz. Sürekli olarak duymaya devam ederiz. Yok bir şey ve surat ifadesi de bu. Şu an İpek'in yaptığı şekilde. Aslında kadının burada söylemek istediği şudur. Çok şey var ama beni senin detaylı olarak sorman lazım, çözmen lazım. Yani sormaya devam et çünkü ben kolay kolay bunu anlatmayacağım. Erkeğin hatası şudur. Yok bir şey dediğinde direkt tamam. olarak oradan uzaklaşır. Yok bir şey çünkü zaten. Benim çözmem gereken bir problem yok. Dolayısıyla kendi olaylarıma dönebilirim. Hı-hı. Kendi uğraşlarıma dönebilirim. İkincisi bir sorun mu var? Umrunda mı? Umrunda mı? Birçok erkeğin duyduğu zaman direkt olarak panik biraz atak geçirdi. Biraz sorar mısın? Görelim. Herhangi bir sorun var mı? Hani biraz sıkıntılı görünüyorsun. Umrunda mı? Umrunda mı diye sorduğu zaman kadın erkek orada bir cevap veremez kolay kolay. Ve şöyle bir surat ifadesinde kalır bakın stabil olarak. Yani hani bu bizim database'imizde olmayan bir bilgi. Şimdi umrunda mı sorusu soruya soruyla karşılık vermek erkek için anlaşılmaz bir şey. Çünkü şunu bekler. Evet şöyle bir sorun var. Bana şu konuda yardımcı olmanı istiyorum. Lütfen şunu çözelim ve erkek komutu alır. Komutla çalışır çünkü. Erkek mekanizması komutu alır ve problemi çözmeye yönelir. Ama umrunda mı dediğinde ben şimdi nasıl bir cevap vereceğim? Erkek burada takılıyor direkt olarak. Bakın üçüncüsü bu benim favorilerimden bir tanesi. Ya biraz canı sıkın görünüyor. Hani bir sıkıntı mı var? Unut gitsin. Unut gitsin. Yani şimdi orada bir erkeğin... Komut da verdi aslında bak burada. Ama sen bunu öyle düz algıladın değil aslında mi? Aslında buradaki komut ne biliyor musun? Unut gitsin komutu değil şu. Bu ilişkiyi bitirelim komutu. Çünkü orada büyük bir problem var demektir. Kadınlar, bunu şunun için özellikle değiniyorum, anlaşılmak ister. Kadının birinci ihtiyacı budur. Bu adam beni anlasın ve özellikle sorunlarımı detaylı olarak sorsun. Ben sorduğum zaman ya nedir problem hani çözelim ve iyi niyetliyim. O gün günümdeyim yani her türlü şeyi tartışmaya hazırım. Nedir sorun dediğimde tekrar tekrar bana unut gitsin. Söyle bana. Unut gitsin. Unut gitsin artık geç kaldın. Bu anlam da var altında yani bunu sormak için geç kaldın. Dördüncüsü bir problem mi var canım? Önemli mi? Önemli mi? Şimdi biz erkek olarak ne kadar önem vermemiz gerektiğini ya da verdiğimiz önemi nasıl göstereceğimizi çok bilemeyiz. Bizde öyle bir olay var. Yani biz birbirimize hani şunu soran insanlarız erkekler. Ne haber abi? İyidir abi. Bu. Ama kadın çok daha fazla ilgi bekler. Çok daha fazla alaka bekler. Ve standart heteroseksüel bir erkek beyni bunu gerçekten anlayamaz. Şimdi önemli mi dediğinde şöyle de diyebilir bir erkek. Önemliyse konuşmayalım o zaman. Çünkü böyle anlayabilir. Oysa son derece önemli olduğu burada anlaşılmaktadır. Özellikle erkeklere sesleniyorum. Beşinciyi söylüyorum şimdi. Bir problem mi var canım? Vay sormana şaşırdım. İşte bu bak Memi'yi de tam yaptı. Senin nereden aklına geldi değil mi o gibilerden? Şimdi erkek şunu düşünür. Ya ben daha önce mi sormalıydım bunu? Şimdi bakın standart bir erkek beyni. Ya günde hani bir sürü problemle uğraşıyorum. İş hayatım zor. Ben bunu ne zaman sormalıydım? Geçen çarşamba mı soracaktım? Ne zaman soracaktım? Bir türlü bunu algılayamaz. Ve sonuncusu işte benim favorim. Bir sorun mu var acaba hani konuşalım? Boş ver. Boş ver. bunu duyduğunda birçok erkek. Ya ben şahit oluyorum hani arkadaşlarım böyle ilişkisi olanlar. Tamam boş verelim o zaman deyip başka bir yere doğru yöneliyor. Ve kız işte sen böylesin sen duyarsızsın. Ama sordum hayatım diye biraz sordum, önce. Sordum sen boş sen ver boş ver dedin. Şimdi burada erkekleri savunmak için söylemiyorum. Benim sadece yaptığım erkek beynini anlatmak. Erkeğin genel düşünce sistemi komut odaklıdır ve hamle odaklıdır. Bunlar yerine ya bunları isteyen yapabilir ama yerine benim şöyle bir sorunum var ve bunu çözme konusunda bana yardımcı olmanı istiyorum. Şöyle bir cümle başlangıcı bak doğru üslup. Seninle bir şey paylaşmak istiyorum. Böyle bir giriş mesela unut gitsin yerine. Veya beni dinlemene ihtiyacım var. Seninle bir şeyleri konuşmaya ihtiyacım var. Burada da yaşanan şöyle bir paradigma var. Kadın anlatır 15 dakika anlatır erkek dinler. Peki benim ne yapmamı istiyorsun der. Kadın bu soruyu Nilüfer yanlış anlar. Ya ben işte anlatıyorum seninle paylaşmak istiyorum. Erkek beyni şudur. Tamam benimle paylaş ama benden bir şey istediğin için paylaşıyorsun diye düşündüm. Evet benim buradaki rolüm ve görevim ne? Benim buradaki rolüm ne? Çünkü erkek doğru. Hayatta hep bir rol almaya çalıştığı için çocukluğundan beri. Benden ne istiyorsun? Hani gideyim mi koşayım mı atlayayım mı zıplayayım mı ne yapayım? Yo öylesini anlattım deyince erkek kusura bakmayın ama bunu anlamaz. Şimdi benden bir şey istemiyorsa niye anlattı ki? Yani erkek düşünce sisteminde maalesef böyle uç noktalar var. Seni burada tutarak bir şey daha yapmak istiyorum tabii. Çok kısaca. Şimdi bana çok sorular varsa ben bir konuya değineceğim çok kısa. Değin. İlk 3 ay birisiyle birliktesiniz ciddi mi değil mi anlamak istiyorsunuz. 3 aydır 3 aydır tanıştığınız birisi hangi sorularla anlayabilirsiniz? Bakın birinci soru. Biz 6 ay sonra ne noktada olacağız? Bakın bu soru çok önemli. 3 aydır birliktesiniz ve ciddi hiçbir şey konuşmadınız ve bir yemektesiniz kahve içiyorsunuz. Bana bu soruyu sorabilir misin? Yani biz 6 ay sonra ne durumda olacağız? Ay çok da sempatik sordu ya. Hakikaten bir şey sordu. Samimi sordu yani. Erkekte şöyle bir 10 saniyelik bir elektrik kesintisi olabiliyor orada. Şöyle bir
şıkır şıkır olacağız yani, gayet güzel, havalar güzel. Şıkıdım şıkıdım. Şimdi erkek ne cevap vereceğini bilemediği bir an oluyor. Elektrik kesiliyor. Özellikle de üslup şeyse, ya yumuşaksa, hani ona kavga için bir bahane vermiyorsa, söylüyorum ya. Böyle bir kalır. Burada ciddiyeti şöyle anlarsınız. Bir cevap ver diyelim. Ya gayet güzel gidiyor ilişkimiz. Daha da iyi olacak. Gezeceğiz, tozacağız, bir şeyler paylaşacağız. İşte orada asıl erkeği bitiren soruyu soruyorsunuz. İki. Peki biz 12 ay sonra ne durumda olacağız? Aynı cevabı veriyorsam ben, benden kaç? Yani eğer, çünkü bu 6 aylık süreçte aranızda daha farklı bir adım olmayacak mı yani? Hani ilişkinin adını koymak adına. Ama bu yaşayarak şekillenmez mi biraz Adil? Şimdi kadınlar bir ilişkinin nereye varacağını bilmek istiyor. Hı hı. Benim yaptığım çalışmaların hani 9 senedir, bir 3 ay sonra kadın artık bir şeyler anlamak istiyor. Doğru. Çünkü kadının duygusal ihtiyacı çok daha fazla. Hı hı. Ve gerçekten de hayatında kendisine sahip çıkacak bir erkek arar. Birçok kadın. Böyle bir şey vardır, hı hı, yani. Şimdi kadının bu iki sorusu çok kritik bak. 6 ay sonra sence biz ne durumda olacağız? Burada evlilik falan kesinlikle söylemiyorsun. Öyle bir şey çıkmıyor ağzından. Sadece yani sence yine buralarda aynı kafelerde geziyor mu olacağız? Hı hı. Biz ilişkimiz ne durumda olacak? Bunu soruyorum sadece. Ve sonra asıl bombayı indiriyorsun 12 ay sonra. E yine aynı falan. E o zaman ne demek yine aynı? Yani ne demek yine aynı? Çünkü bir beklentin var bir ilişkiden. Hadi helalleşin aynı. Yani daha fazla vakit kaybetmeyin. Üçüncü soru bakın burada çok önemli. İlişkimizi, bu 3 aylık ilişkimizi bir kelimeyle özetler misin? Sorar mısın bana? Adilciğim, 3 aylık ilişkimizi bir kelimeyle özetleyebilir misin? Çok güzel. Ve çok şey cevaplar böyle. Çok tatlı, çok güzel, çok renkli, çok ahenkli. Böyle öteleyen cevaplar, böyle şey. Bir kelimeyle mesela öyle bir şey söylemeli ki erkek gerçekten de asla bırakamayacağım. Mesela bir bağımlılık, mesela tutkulu bir cevap olmalı bu. Gerçekten sizin gözlerinizin içine bakarak cevap vermeli ve o kelime inandırıcı olmalı. Onun için ben sosyal medya üzerinden ilişkilere karşıyım ve bana birçok eleştiri geliyor. Hiçbir diyalog insanlar arasında yüz yüze diyalog kadar etkili değildir. Bir masanın etrafında oturup birbirine bakmak çok önemli bakın. Dördüncü soruya geçiyorum. Bana kimlere benden bahsettin? Bak bu çok önemli bir soru. Evet bence de. Bunları sevimli mi sormalıyım peki? Tabii ki her zaman, tamam. Her zaman şerbet gibi olacaksın. Benden kimlere bahsetti? Bu çok önemli bir soru bakın. Ya senden henüz kimseye bahsetmedim. 3 aylık süreçte. Kimsenin haberi yok. Henüz daha resmi gazetede yayınlanmadı gibi. Çok kötü cevaplar gelebilir. Arkadaşlarına bahsetmiş olmalı. Gözlerini kaçırıyorsa zaten bil ki orada bir yalan var yani. Büyük bir sorun. Benden kimlere bahsettin? Kimler henüz beni biliyor? Bu üçüncü günde sorulacak bir soru değil. Ama 3 ayda bu adam birilerine bahsetmiştir. Hele bir şeyler hissediyorsa kesinlikle yakın çevresi biliyordur. Ve son soruyu söyleyeceğim burada. Şimdi hızlı geçmek için yazmıyorum. Evet, telefonlar birikti zaten. Aklından hiç benimle evlenmek geçti mi? Bak bu soruyu İpek, bu soruyu sorma tarzın çok önemli. Sor ve kaç İpek. Ya bu soruyu evlilik bekliyormuş gibi sormayacaksın. Senin aktrisliğine Meryl Streep performansı istiyorum senden. Aklından hiç benimle evlenmek geçti mi? Bunu böyle samimi bir şekilde ve merak eder gibi sormalısın. Ya bir şey soracağım. Heh, bak doğru girdi. Aklından ben evlenmek hiç geçti mi? Canım ben çayı içip kalkıyorum. Direkt adam hemen böyle kaçabilir yani. Ama tepkisi çok önemli. Yani sana nasıl tepki vereceği. İşte bu soruyu sorduktan sonra radarlarını aç. Hani uzaya doğru bütün radarlarını aç, hı-hı, ve adama kitlen. Vücut diline bak, terleme, hani gerilme, ne bileyim bir takım böyle garip suratta böyle mora doğru dönme olayları varsa büyük sıkıntı var. Anlatabiliyor muyum? Hı-hı. Bakın doğru soruları sorarsanız bir erkeğe her türlü yanıt alırsınız. Çünkü erkekler yalan söyleme konusunda o kadar da becerikli değillerdir. Hadi bakalım. Çok teşekkür ederim efendim. Pipe, çok teşekkür ederim. Telefonumuz var Adil'cim. Gel telefon yerimize geçelim biz gene. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Alo. Buyurun, dinliyoruz sizi. Merhabalar. Adil Bey merhaba. Merhabalar. Bir şey soracağım. Benim şu anki sevgilimin eski sevgilisiyle fotoğrafları var hala. Karşılaştığımız bir durum. Evet. Bunu... ne anlama gelir acaba? Rahatsız olduğunu söyledim acaba? Benim sorum o. Bak bir soru geldi. İlk önce onu bir cevaplayın isterseniz. Sizin gördüğünüzü biliyor mu? Rahatsızlığınızı biliyor mu? Evet biliyor. Tamam. Biliyor. Ben öncelikle bir yaşınızı sorabilir miyim? 19. Anlıyorsun değil mi artık? Ya ben yaşlı. 21 dedim ama bak o kadar isabetli değilim. 2 sene fark etti yani, dedim 21 galiba. Erkek arkadaşınıza bir kere ne kadardır birliktesiniz? Önce onu sorayım. 6 ay. 6 ay iyi bir süre. Yani o 6 ayda o resimlerin kalkması gerekiyordu. Yani kötü bir haberim var. Onlar bir kere kalkmalıydı. Siz bu talebinizi söylediğinizde ne cevap verdi? Ben silmem sen sil dedi. Nasıl? Ben silmem sen sil dedi. Nasıl yani, evet. Hesabın yönetimi mi sizde? Nasıl siz sileceksiniz ki? Yok, bilgisayarındaydı. Hı hı.
Ben de bakarken gördüm. Bu resimler ne dedim? Eski sevgilim dedi. İstersen sen sil dedi. Ben bilgisayara hiç girmiyorum dedi. Ben de komple silince niye hepsini bir sildin dedi. Hem öyle hem öyle Şimdi ama bak yani. elimde defter var. Sana metafor yapabilirim. Orada kapanmamış bir defter var. Kapanmamış bir defter var orada. Buna benzer başka davranışları da var mı? Sosyal medyadan takip, işte ne bileyim like, hani follow for follow falan. Öyle bir takım şeyler var mı karşılıklı takip falan? Yok, o yok da ben ne kadar sıcak davranırsam o soğuk davranmaya başladı o resimleri silince. Evet, onlar önemliymiş çünkü çocuk için. Onlar önemliymiş. Kafasında bitirememiş. Ne kadar sürelik bir ilişkiydi o? O çocuğun eski ilişkisi. 3 sene nişan Evet, sen. atmışlar. Nişan atmışlar. Evet. Maalesef tam olarak kafadan silemediği bir ilişki. Benim size tavsiyem bundan dolayı ayrılmak, ilişkiyi bitirmek, rest çekmek değil. Ama hani çok erkek kafasıyla konuşacağım. Tetikte olun. Yani tedbirli olun. Çünkü orada adam kafasında henüz bitiremediği bir ilişki var. Mutlaka bitecektir. Onu da söyleyeyim. Ayrıldıktan sonra yaklaşık 1-2 sene sürer. Böyle bir olay var. Genç çocuklarda özellikle 1-2 sene onu düşünmeye devam ediyor. Erkekler kolay unutamıyor mu? Bir de erkeğin eğer ilk aşkıysa hani vardır ya bizim bir ilk aşk var. Olabilir. Onu kolay kolay unutamayabilir yani. Böyle bir şey var. Daha da kötüsü aralarında bir iletişim varsa kızla yani diğer kızla. Herhangi bir arada bir dönemde. mesajlaşma falan. Siz tetikte olun, tedbirli olun onu söyleyeyim. Evet Eydan. Peki erkekler kolay unutabilirler mi? Yani böyle tutkulu yaşadıkları bir aşkı. Biz Geçtiğimiz kadınlar günlerde unutamıyoruz da siz Nilüfer, unutabiliyor geçtiğimiz musunuz günlerde bir acaba? şey paylaştım. Yani Instagram'da şöyle bir şey söyleyeceğim. Yer yerinden oynadı. Müthiş bir tepki geldi. Erkek ayrıldıktan sonra güçlü görünür. Çünkü erkek eğitim olarak çocukluğundan beri güçlü görünmek zorunda olan bir varlık. Biz öyle büyütüldük. Anlatabiliyor muyum? Güçlü olacaksın. Düşüyorsan ağlama kalk işte dizin kanar top oynarsın. Erkek adam Erkek ağlamaz. adam kanar ya işte aslan oldun sen kaplan oldun falan filan. Ayrıldıktan sonra erkek dışarıya öyle bir görüntü verir ki. Yani anlatabiliyor muyum? İngiltere prensinde öyle bir hava yoktur yani. Ya abi bana kız mı yok? Evet, ay nasıl iyi geldi bu Ya ayrılıktan. bu ayrılık var ihtiyacım olan şeydi falan. 15 gün geçer. Biz aynı adamı görürüz. Adamla garip bir renk değişimi. Tamam mı? Özellikle de eğer kızdan bir dönüş olmadıysa ben onun için diyorum ayrılıktan sonra adamlara mesaj atmayın. Lütfen atmayın. Atmayın yani. Çünkü adam acı evresine geçmesine adamın izin vermiyorsunuz. Özlemesine izin vermiyorsunuz. Adamın özlemesi için. Senin orada olmaman lazım. Doğru. Ya mesaj atmıyor. Ya müsaade etmen Varlık lazım. göstermemen Varlığını lazım. unutturman lazım ki adam özlesin. Öyle bir durum var. Tutamıyorum, mesaj atıyorum, yanlış. Bir ay geçer Nilüfer ve 6 hafta geçer hemen hemen işte 4-6 hafta ve adam şunu der. Yani bizim erkek aleminde en ünlü konu. Abi bu kız beni unuttu ya. Aramadı, yazmadı. Aramadı, yazmadı. Başkasını mı buldun? Ne oldu? Panik. Anlatabiliyor muyum? Bu yani böyle inanılmaz bir panik atak geçirmeye Genel başlar. geçer bir kural mı bu erkekler üzerinde? %80. Tabii Emin ki Koran. hiçbir kural bütün insanlık için geçerli değil Mutlaka. ama %80 erkeklerde bu var. Ya bu kesinlikle böyledir. Onun için kadınların ayrılıktan sonra biraz sessiz kalması çok önemli. Erkek unutmaz, acısı bak yükselir. Ayrılıktan sonra kadının acısı. Yani şöyle yapalım burada. Bu önemli bir konu çünkü. Tabii ben sakar olduğum için gayet normal. Evet. Şöyle bir şey yapacağım hemen. Bakın ayrılıktan sonra bilinenin aksine erkeğin acısı gittikçe yükselir ve kadının acısı da gittikçe düşer. Kadın o acıyı ayrılıktan önce yaşar zaten kafasında. Ayrılmadan önce kadın kendisini acıya alıştırır. Doğru. Anlatabiliyor muyum? Erkek böyle beklemediği yerden gol yer. Çünkü onun artık bittiğinde yarısı iyileşme Aynen. trendine geçmiş Aynen. oluyor Hele de aslında. erkeğin cepte gördüğü bir kadınsa eğer vardır ya erkeklerden. Ya zaten bu kız beni bırakamaz. Bıraktığınız anda var ya o yani sudan çıkmış balık ben söyleyeyim. Adil'cim çok teşekkür ederim. Gene konuşamadığımız konular var ama seni zaten sık sık ağırlıyoruz seve seve de. Çok Çok büyük bir keyifti. teşekkür ederiz. Haftaya da Adil Bey burada. Soruları bekliyorum İnşallah. efendim, tekrar Sağ şimdiden bakıyor olacağız. O zaman görüşmek dileğiyle Çok diyorum. sağ ol. Tabii Nilüfer zamanında devam ediyor. Bitti mi? Bitmedi elbette ki. Yine önemli konuları konuşacağız. Şu bilinçaltımızı konuşacağız. Biraz önce Adil de söyledi ya. O travmalar aslında çok geçmişten geliyor diye. Çok detaylı konular. Binnur Duman geliyor. Spiritüel danışman kendisi. Bekliyoruz.